Günaydın Seha. Şimdi biz ne yaptık bugün? Boşluktan artık dedik ki bir tane şey gördük. Sahil. Böyle yürümeyle bir saat bizim mekandan. Patronluktan da ayrılmış oluyoruz yani yürüyerek. Şöyle bayağı şu yoldan şöyle geldik. Şimdi de böyle bir tepeye tırmanıyoruz. Oradan o sahili görelim dedik. Ne yapacak? Başka da bir şey yok. Bugün hani öyle bir gidelim dedik. Merak ettik. Bayağı övmüşler çünkü. Ve çok hani gelen giden de yok şeylerden. Türk YouTuber şeylerinden. Hani bizim de bir şeyimiz olsun. Olalım, aynen biz görelim. Olsun. Değişiklik olsun. Belki oraya görmek isteyen varsa bizim de faydamız olur. Çünkü hani buraya gelen herkes aynı şeyi çekiyor. Biz de hani dahil buna. Hani isterse farklı bir şeyimiz olsun dedik. Diyoruz inşallah biri gelir de otostop çekeriz ya. Böyle bir kilometre falan tırmanacağız. Yerel halkın yaşamı var burada. Yerel bir köpek bana bakıyor. İleride de bir köpek yatıyor. Aynen. Yaptığımız akıl kârı değil aslında da. Bir şuraya bir dedim hadi şuraya gidelim diye. Ben de unutmadım onu. O da unutmadı. Ondan sonra ya boş ver diyorum şurada sahilde yüzek işte ya falan diyorum. Yok. Gölgemiş. Tutturdu gidek gidek. Ah gölgeymiş. Gölgeymiş. Motorla geliyorum. Motorla geliyorum bile kalsın. Köpek koşa koşa geliyor. Sakin ol. Al. 3 tane köpek. 4. Taş yok mu? Ya gel gidek ya yemişim. Sahilinde taş yok lan. Ben de aldım. Şurada. Üç. Dört. Dur şu arabaya otostop çekelim. Dur ya dur ne olur. Şuraya. Durdum. Hello, we are going to that lake. Can we? Beach. Beach. Okay. Thank you. The dogs. Oh, oh, oh. Thank you. Hayatımızı kurtardı abi. 4 tane köpek çevrelediydi. Allah'a gidiyorduk ha. Yanımıza mama da yok. Mama taşımamız lazım. Oyun mu istiyorlardı artık anlamadık ama. Lan kelebek. Neyse o an geldi hemen gördünüz zaten. Sağ olsun şeye kadar bıraktı. Buradan böyle de iniş var. Bura değil mi eminsin? Ben evet. Şu sence şey mi? Balım girerken yazıyordu ya free pass yazıyor ücretsiz geçiş. Haritada da burası olması lazım. Bakalım. Aynen doğru herhalde. Evet. Gidiyoruz şöyle bir yol. Çok güzel bir yol. Aynen. Dönüşü nasıl olacak ben onu da düşünüyorum. Orayı tekrar otostopta işimiz rast gitmez. Rast gider ya. Ya yavaş yavaş yürüyeceğiz. Gördüğümüz her arabaya elimizi uzatacağız. Aa, sen müthişsin ya. Kaldırdın durdu. Ya işte. Şu surata bakıyorlar. Şu masumluğa bakıyorlar. Evet. O yani. Görünüm bilmiyorum. Şuraya kadar geldik. Aynen şuraya daha işte. Var. Tam bir survivor. Dominik'e götür. Sırıtmaz. Şey attım, zopam attım. Korktun mu? Sopayı atınca kendimi çok acayip güvensiz hissettim ama. Neyse atma. Büşra düştü. Ne ayağım? Burktun mu? İyi misin? Tam çıkmak daha iyi dedim. Şurada düştüm. Acıyor mu bir yerin? Bakayım. Ay gene bir yerin yoldu şey yaptın kanattın. Buramı denizde de taş geçti. Aynen orada. Şu an o ayak şişti değil mi bir de o? Bakayım gösterebileceğim. Sağ ya o ayak var ya gitti. Şişti, kanadı. Düştü şimdi. Müthiş sol ayağı. Burama düştüm. Acı koran da var ya. Sonunda geldik. Bir ünlü düşünürün dediği gibi. Sambaya giden yolda.
çekilen çile. Kumsaldır. Aynen. Ay keşke şeyi getirseydim, ben de yüzerdim, niye getirmedim? Sen buraya gelmeyeceğiz diye beni ikna edeceğini düşündün. Ya sen yüzmeyeceksin ya. Lan ne havlu aldık ne bir şey aldık. Geldik buraya. Günübirlikçi gibi. Çakra. Bak şurada kayalık. Güzel ya, şurada bir kayalık var. Şurada bir kayalık var. O iki şey arasında şey. Karayolu da olmadığı için güzel kalmış. Çok kalabalık mı? Yani kumu sıcak ama kumu şey, Türkiye kumlarına benziyor hani, değil mi? Aynen, ince değil normal. Şey, şuradaki kumlar ne bileyim? Ya buraya geliyorsun nasıl gerizekalı Emre? Nasıl şey getirmiyorsun ya, don? Yüzerdim ne güzel. Hiçbir şey getirmedik, böyle geldik ha. Ben inanmıyordum geleceğimize. Geldik ha. Ben müşteri illa ki bir yerde vazgeçer diyordum. Neyse bir suyuna bakalım ya. Bari en azından. En azından suyuna bakalım. Ay sıcacık ya. Ayağını, ya çıkarsana ayakkabıyı. Oo, bak kumdan, bak nerede kaldım, bak gördün mü? Hmm. Çıkar ayakkabını. Sabah gibi ya, ben nasıl almadım ya? Hissediyor musun kumun gidişini? Aynen. Bak topuğum havada kalıyor. Bir de böyle çocuk gibi. Aynen. Kenardan kenardan. Dengim sağlıyor. Hmm. Bu sahilin adı ne şimdi? Freedom Beach. Freedom sahili. Gelip tüm gün yüzülebilir ya. Şey değil yani. Motor kiralarsın, gelirsin. Bir 15 yok ya. Bir yarım saat falan bir zorlu bir yürüyüşü var. Ama bence botla gelirsen daha ya da botla yani, bilmiyorum artık, bot bulursanız öyle bir şey. Orada gelip yüzersen, amacın hakikaten yüzmekse burası daha güzel gibi duruyor şeyde, Patong Beach'ten. Gelirsin, çadır şeyini atarsın. Yüzersin. Aileler falan da var. Hani küçük çocuklar falan da var. Suyu da çok güzel yani, berrak. Ne? Temiz duruyor. Temiz. Hmm, hiç çöp möp, hiçbir şey yok. Yosun. Gerçi yosun hiç görmedik ha. Yosun da yok. Evet. Demek ki ama yiyorlar mı ondan oluyordu mı? Ay, taşlık aynı. Burada taş da yok. Dümdüz şey ya. Tertemiz. Giriliyor. Taksi botlar. Şöyle bir ada. Şuradan botlarla gidiyorlar. İçim eriyor. Ben de böyle gitmek istiyorum. Bir de şurada bir merdiven var abi. O merdiven nereye gidiyor? İnsan merdiveni ise gerçekten çok koyar. Çünkü biz normal şeyle geldik. Eğer o merdiven şeye çıkıyorsa, adanın tepesine çıkıyorsa ayıp oldu. Özür dilesinler. Ay özür dilesinler, bize bir açıklama yapsınlar. Öyle oturuyoruz. Boş vaktiniz varsa ve yüzmek istiyorsanız buraya gelinebilir ya. Eğer hani Patong Beach'te yüzmek değil de burada gerçekten yüzmek istiyorsanız burası daha iyi bence. Patong'da yüzdüm çünkü. Güzel ama hani burası daha iyi duruyor. Hava da sonunda yağmursuz, güneşli, açık. Şöyle merdivenli yol da varmış. Biz ilk başta girdik. Büşra'nın dediğine göre orada free yazıyormuş bizim o gittiğimiz patikalı yol. Tamam, yorumlarda da yani Google'da bu sanırım paralı yol. Girerken para ödedik, ödemişlerse çıkarken de bilmiyorum ya, neyse işte. Taksilere soracağız şuradaki. Makul bir fiyat söylerlerse taksiyle gideceğiz. Tepeye çıkalım kendi manzarayı görün diye. Ufacık bir yer şuradan buraya kadar, aslında burası da sonu sayılır. Toplasan 100 kişi falan var. Güzel yüzüyorlar. Vakit geçiriyorlar. Öyle. Geri çıkmaya başladık. Botlar 1000 diyor. Yani 5 dakika falan Patong Beach buradan. Ama denizle. İki kişi ve yani o bot
6 kişi 8 kişi alıyor. Ya bekleyelim. Niye böyle o kadar? Bekleriz falan dedik. Anlattılar mı bilmiyorum ama 2 kişi toplam 1000 diyor. Yok falan deyince 800'e indirdi ama gene pahalı. 800 dedin 400 TL. Yani ben onunla gider yemek yerim güzel bir yemek. Aynen. 800 ya düşünsene 2 gün şey yeriz, 2 tane pizza yeriz. Yani şuradan otostop bulursak. Şuradan çıkacağız artık mecbur şimdi tekrar. Biraz gider inşallah. Buradan da otostopla aşağı indik mi tamam bitti işte. Bekleriz hani 3-5 kişi daha şey yapın. 300'e falan razıydım ben yani 150 liraya. Ama o kadar para gerek yok yani. Buradan çıkacağız artık. Yanlış mı gidiyoruz? Yok millet şuradan iniyor. Ne? Burada çıkma yolu mu ki? Şu ipe bağlanırız bakalım şuradan gel. Doğru doğru çık. Evet o yeri çıktık. İniş daha zordu bence. Çıkış o kadar zorlamadı. Ama yine de öldük yani. Oh. Motor olan yaşadı. Neyse iniş de yavaş yavaş gidiyoruz. Çünkü köpek mepek saldırmazsa. Taş alayım ben belime. Aldım. Yine yemek günü yemek de kapatıyoruz. Bu öneriyi vermeden geçemeyeceğim. Yolda geçerken görmüştük. Osmosis diye bir mekan. Osmosis. Aynen. Suyun çok yoğun ortamdan azyon ortama gelmesinin olayı. Fiyatlar çok güzel. Yemekler de güzel görünüyor. Ben avokado burger söyledim. Emre de panak köri söyledi. Valla bildiğin köriyi tavuk sanırım. Sen seversin. Çok güzel oldu elma. Evet elma suyu da bir harika. Lübnan'da geldi aklıma. Orada da elma suyunu çok sevmiştim. Afiyet olsun.